Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim bugün yine derin yaralarımızdan biri olan ekonomiyi konuşalım istiyorum. Ve AVM'nin aslında ekonomik yönünü konuşalım istiyorum. AVM'lerin nedir bu AVM çılgınlığı, ne menem bir şeydir bu. Bugün biraz bundan bahsedelim istiyorum. Ve efendim bildiğiniz üzere son 20 yılda mantar gibi türediler. Etrafımızda her tarafımız AVM oldu. İşte komşumuz soruyor, nereye gidiyorsun? AVM'ye gidiyorum. Arkadaşımızla bir randevulaşacaksak falanca AVM'de buluşalım, filanca AVM'ye gidelim gibi böyle bir AVM kültürü de oluşmuş durumda. Ve efendim dikkat ederseniz biz AVM'lerle son 20 yılda, yani bugünkü iktidar döneminde tanıştık ve çok enteresandır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde görüyoruz ki iktidara yakın birçok ismin de bu AVM'lerde dükkanı var. Her biri hemen hemen dükkan sahibi. Ve ya bir şekilde zamanında işte AVM'ler yapılırken almış, satın almış, sonrasında ya kiraya vermiş ya da kendisi kullanıyor. Tabii bu işin başka da bir boyutu. Lakin hani bu bizi çok ilgilendiren bir konu değil. Allah versin, daha çok versin, kimsenin gelirinde kazancında değiliz tabii ki. Yalnız bizim ilgilendiğimiz kısım, ne işe yarıyor bu AVM'ler? Yani ne üretiyorlar? Hani ürettikleri şey ne? Ekonomiye kattıkları bir katma değer var mı? Yoksa sadece tüketim kısmını mı oluşturuyorlar? Şimdi gördüğüm kadarıyla sadece tüketim kısmını oluşturuyorlar. İnsanları sadece hazır tüketime kanalize etmiş durumdalar. Bir şey üretmiyorlar. Ürettikleri hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ve her taraf dediğim gibi AVM, AVM, AVM. Sadece işte insanların cebindeki tüketim aşkına kanalize olmuş, insanların cebindeki parayı o sünger gibi emen bir yapı aslında tamamen buna kanalize olmuş durumda AVM kültürü. Ben çok alışamadım bu AVM kültürüne. Ya çünkü böyle kasvetli bir havası da var yani AVM'lerin, böyle bir kasvetli bir yapısı da var. Gri, renkli değil. Sevemedim bir türlü. O kasvetli yapı insan enerjisini alan bir yapısı da var. Yani ben bir türlü hani alışamadım da, sevemedim de bu AVM kültürü ve yapısını. Çünkü benim çocukluğum biraz böyle hani 80'li yılların çocukluğunu yaşamış biri olarak hani sokak kültürüne aşinayım. İşte Trabzon'da Kemeraltı denilen bir yer vardır. Eski tarihi bir çarşı. Orada gider alışveriş yapardık. Annemizi oraya götürürdü alışverişe çocukluğumuz döneminde. Hani ondan sonra da İstanbul'a taşındıktan sonra da annem bizi Eminönü kültürüyle tanıştırdı. Eminönüyle tanıştırdı. Ve ben Eminönü'nü gerçekten çok seviyorum. Hani gidiyorsunuz orada, hani o kalabalığı da seviyorum. Küçük küçük dükkanların yan yana, oradan çıkıp oraya gidin. O kültürü de çok seviyorum. Açık hava, o mis gibi. Yani bir de havasız kalmıyorsunuz. İnsanların enerjisini görüyorsunuz. Tabii son zamanlarda gittiğimde eski kalabalıklığını, eski neşesini de kaybettiğini gözlemlemek mümkün. Çünkü tabii bu AVM'lerin de burada etkisi var. Bitirdi yani küçük esnafı ve esnafı bitirdi AVM kültürü. Ve yani Laleli, Eminönü, Yeşildirek dediğimiz o bölgenin esnafı da kan ağlıyor durumda, pozisyonda. Hani bir taraftan da önceleri hani Sultanahmet'e gelen turistler oradan alışveriş yapardı. Biraz da işte Sultanahmet'te alışveriş kalmış durumda, oraya sıkışmış durumda. Orada da işte kılık kıyafet, yeme içmeden daha ziyade işte hediyelik eşya ve
o tarz bir kültür var Sultanahmet'te. Onun dışında yabancılar da, turistler de artık AVM'leri tercih ediyorlar, tercih eder noktadalar. Dolayısıyla bu esnafa yani iki kere neredeyse vurulmuş bir ekonomik darbe, bir taraftan da ürettikleri hiçbir şey yok dediğim gibi. Pandemi öncesinde bir misafirimiz gelmişti Libya'dan, Libyalı bir aile. Onları işte İstanbul'u gezdiriyoruz, İstanbul'un turistik yerlerini gezdirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. 24 yaşındaki kızları turistik mekanlara, turistik yerlere çok ilgi göstermemişti. Ben AVM'ye gitmek istiyorum, AVM gezmek istiyorum demişti. Ben şaşırmıştım. Yani ben bir ülkeye gittiğimde, başka bir ülkeye gittiğimde oranın turistik yerlerini gezmek isterim. Neden gidip kendimi AVM'ye tıkıştırayım ki diye düşünüyordum. Lakin öyle değilmiş tabii. Bu Türkiye'deki AVM'ler yurt dışında da çok ünlü olmuş durumdalar. Sırf alışveriş için gelen insanlar dahi var Türkiye'ye. Dolayısıyla efendim hani insanlarda para var. Yani o kızcağızda da para vardı. Harcamak istiyordu. Harcatıyor da zaten AVM size para harcatıyor. Yani ona göre dizayn edilmiş, para harcamanız için dizayn edilmiş bir yapısı da var. Ve birden fazla tabii yani insanların burada biraz da haklılık payları var gibi görünüyor. İnsanlara birden fazla hizmeti de bir arada sunuyor. Otoparkından alışverişine, yeme içmesinden eğlencesine, sinemasına kadar bütün bu kültürü bir arada sunuyor insanlara. İnsanlara da bu durum cazip geliyor. Örnek veriyorum, aracınızı geliyorsunuz işte bir pazar günü ailenizle çıktınız, gezmek istediniz, AVM'ye gittiniz. Aracınızı otoparka, en alt kat otopark zaten, otoparka park ediyorsunuz. İşte yavaş yavaş birinci kat alışveriş, ikinci katlar yeme içme, üçüncü katlar eğlence şeklinde. İşte yemek yiyecekseniz yiyorsunuz, alışveriş yapacaksanız yapıyorsunuz. Veya sinemaya gitmek istiyorsanız sinemaya gidiyorsunuz. Ve işte çocuklar oyun parkında biraz zaman geçirsin derseniz de işte oyun parkında böyle bir zaman geçiriyor çocuklar. Bir anda bakıyorsunuz ki cebinizdeki parayı sünger gibi çekmişler. Enerjinizi de almışlar. Gün de orada bitiyor zaten. Öyle AVM'ler var ki İstanbul'da mesela bir günde gezemeyeceğiniz AVM'ler var. Dolayısıyla hani o parayı da sünger gibi çekmiş oluyor ve çok enteresandır. Daha enteresanı, örnek veriyorum, AVM ile Eminönü'nü karşılaştırdığımızda, alışveriş noktasında kıyasladığımızda, Eminönü'nde 1000 liraya alabileceğiniz bir ürünü AVM'de 5000 liraya alıyorsunuz. Neredeyse 5 katı. Yani bir insan bunu neden yapar diye de sorguluyorum bazen. Orada da çok insanlara kızamıyorum. Çünkü insanlar tamamen de bir hazır tüketime kanalize edilmiş. İşte efendim, yani bunun adı, yani o 1000 liralık ürüne 5000 lira vermenin adı lüks tüketim ve israftır aslında. Çünkü kendisi de farkında, yani orada 1000 lira, orada 5000 lira olduğunun kendisi de farkında. Ama orada 5000 lirayı vermeyi tercih ediyor. Sırf ben AVM'ye gittim ve ben AVM'den alışveriş yapıyorum demek ve dedirtmek için. Maalesef ki işte efendim, bu nam olsun kar olmasın, rahmetli babaannem öyle derdi. Nam olsun kar olmasın düsturu da israftır aslında. Bunun adı lüks tüketim ve israftır maalesef. Peki efendim, nedir bu insanlardaki lüks tüketim ve israf aşkı? Ne oluyor? Nedir bu sürekli tüketim çılgınlığı? Buna bakalım. Bu çılgınlığın efendim birden fazla nedeni var. Yokluk kültüründen birden varlığa geçiş, yani kıtlıktan bolluğa geçiş. İşte o yaşlı amcalarımızın tüp kuyruğu dediği olay aslında bu. Yani 2000'li yıllara kadar Türkiye'de çok ciddi bir kıtlık sorunu vardı. Yani
ürün kıtlığı sorunu vardı. Bu bir anda bollukla yer değiştirdi ve biz son 20 yılda tamamen hazır olanı yedik. Yani cepteki parayı yedik, yetmedi. Üzerine borç aldık ve bunun neticelerini bugün biraz da yaşıyoruz aslında. Bir diğer önemli nokta o da şu, köylerden kentlere göçü hızlandırdık. Aslında bir taraftan da teşvik ettik ve öte taraftan da tüketim teşvik edilmiş oldu. Böylelikle tüketim toplumuna doğru evrildik. Köyde üretim yapabilecek genci aldık, memur yaptık, memuriyete getirdik. Ama memuriyette de bir nitelik ve potansiyeli olmadığı için hem memuriyeti ziyan ettik hem de üretim yapacak olan potansiyeli ziyan ettik efendim. Bunlar en önemli etkileridir aslında. En önemli nedenleridir tüketim çılgınlığının. Tabii bunların dışında en vahimi ve en önemlisi de efendim artık insanlar yaşama sevinci bulabilecek kabiliyetlerini kaybetmeye başladılar. Bir taraftan sorunlar var, sorunların çözümsüzlüğü var, sorunları çözemiyoruz. Bir taraftan hayat pahalılığı insanları sıkıştırmaya başladı. Bir taraftan da bu çözümsüzlüğün içerisinde iki büyük kitlenin liderinin birbirlerine hakarete varan ifadeler ile sürekli siyaseti germeleri dinleyen bütün insanları, hepimizi mutsuz ediyor ister istemez. Bu mutsuzlukta yani bir amacımızın olmayışı, üretecek bir potansiyel ve kapasite bulamayışımız, bütün bunları yan yana koyduğumuzda bu mutsuzluğumuzu bizi aslında maddesel tatminlere yönlendiriyor. Yani alışveriş yaparak mutlu olacağımızı zannediyoruz. Her şeyi alırsak mutlu olacağımızı zannediyoruz. O evi alırsak, o arabayı alırsak, o koltuk takımını alırsak, bizim olursa mutlu olacağımızı zannediyoruz. Öyle de olmuyor maalesef. Bunun neticesinde efendim ülkede bir taraftan büyük bir sefalet var. Ekmek parası acziyeti var. Geçim darlığı var. İş bulamama sıkıntısı var. Beslenme problemi var. En önemlisi çocukların beslenme problemi var. Anne babaların çocuklarına duyduğu bir mahcubiyet, mahcup olmak korkusu, kaygısı söz konusu. Öte taraftan, bir taraftan da 4 milyonluk aracını satıp 7 milyonluk araba alan insanlar var ve bu ayrım artık net bir biçimde görülmeye başlandı. Yani olduğundan daha büyük masraflar yaparak yaşamını devam ettiren, idame ettiren insanlar da var ve bu insanların dünyada çok umrunda değil aslında, etrafları da çok umrunda değil. Kim ne çekerse çeksin, onun çok da umrunda olmuyor görünen fotoğrafta. Adam yaşantısına şu veya bu şekilde işte 7 milyonluk araba alarak, 4 milyonluk arabayı 7 milyonluk arabayla değiştirerek bir şekilde yaşantısına devam ediyor. Hani sorsan ne yapıyorsun, bu nedir yani, bu israfın şeyi nedir diye sorduğunda ne yapayım ki diyor, yani ne var yani, hani al buradan bu kadar parayı da şu deprem bölgesine gönder deseniz mesela ne yapayım ki der. Yani orayı ben mi ayağa kaldıracağım? Benim gücüm ne ki? Ne kadar, nereye kadar yetebilirim? Ben mi kaldıracağım ayağı? Sonuçta benim de gücüm bir yere kadar der. Hani biraz tasarruf et, oraya gönder desek, o zaman da devlet var. Ben neyim ki? Diyor. Haksız da sayılmaz pek, yani devlet de var bir taraftan. Pek de haklı da sayılmaz işin aslına bakarsanız, yani elindekini tasarruf edip oraya gönderebilirsin de denilebilir. Lakin bir taraftan da devleti yönetenler de aslında bu adam gibi, yani böyle düşünüyor. Bu adam gibi düşünüyor aslında, ben ne yapabilirim ki diye düşünen de bir yönetim
sel durumumuz var aslında. Çünkü ya tıpkı bu örnekte olduğu gibi hiç tasarrufa da önem vermiyor yönetenler maalesef ki israf almış başını gidiyor efendim. Yani bu kadar hani israf da çok başka bir şey artık. Yani israfın da boyutu değişti. Yani israf da israfı gördü, utandı gibi bir durum söz konusu. Savurganlığa devam tabii bir taraftan da. Ve bu sadece siyasilerle de ilgili bir durum. Yani siyaset ve yönetimsel bir problem değil aslında bu. Bu biraz toplumsal da bir sorun. Çünkü millet de, toplum da tasarrufa pek önem vermiyor. Yani tasarruf etme eğilimi bizde maalesef ki yok. Hep bir alma, hep bir benim olsun kaygısı da var aslında. Onun nedeni de enflasyon sürekli arttığı için enflasyondan dolayı alamayacağından korkuyor. Yani bugün bu fiyatta olanı yarın bu fiyattan alamayacağım düşüncesiyle sürekli bir tüketim çılgınlığı söz konusu. Sürekli alıyoruz, yarın bu fiyattan alamayacağım diyor ve dolayısıyla da ihtiyacımız olmayanı da alıyoruz. İhtiyacımız olmayanı almaya da devam ediyoruz. Yani yarın alırsam bu fiyattan alamayacağım. Bulmuşken alayım. Kullanmayacak olduğumuz her şeyi de aslında alıyoruz böylelikle. Öte taraftan da üretim ekonomisi olmadığımız için, yani evet bugünkü fiyattan yarın alamayacağım ama bunun nedeni de üretim ekonomisi olmayışımız. Üretim ekonomisi olmadığımız için enflasyonda sürekli yukarıya doğru gidiyor. Gitmeye de devam edecek. 11 ili etkileyen ağır deprem felaketinin biz daha ekonomik sonuçlarını, ekonomik faturasını görmedik. Daha bu da önümüze gelecek. Bunu da ilerleyen aylarda göreceğiz. Özellikle Eylül-Ekim aylarında göreceğiz. Çünkü oradaki üretim de aksadı. Üretim de sıkıntılı bir sürece girdi. Dolayısıyla onun faturası da önümüze gelecek. Bu da enflasyonu ister istemez arttıracak. Peki bu bütün bunların bir çözümü var mı dersek, tabii ki de var. Çözüm, tek ve en önemli çözümümüz, başka seçeneğimiz yok aslında. Öyle söyleyelim. Üretmek, üretmek, üretmek. Yani bütün toplumu, insanları üretime teşvik etmek zorundayız. Artık başka seçeneğimiz kalmadı. Üretmezsek yok olacağız. Üretmezsek bu topraklarda varlığımızı idame ettiremeyeceğiz. Devam ettiremeyeceğiz efendim. Bu kadar iddialıyım. Buna çocuk doğurganlığı da dahil, üretmezsek yok olacağız. Hatta iddialıyım, üretmezsek insanlık yok olacak efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.